Evet değerli izleyenler merhabalar iyi akşamlar ee, bu akşam Hayat Televizyonuna bir saldırı girişimiyle e, karşınızdayız kendimize dair özel bir yayınla karşı karşıyayız bununla ilgili bir yayınla e, karşınızdayız bununla ilgili stüdyomuzda şu anda e, televizyonumuz e, yayın koordinatörü Mustafa Karayla birlikteyiz Mustafa ile bu durumu konuşacağız ve e, açıklayacağız Mustafa merhabalar. Merhaba. Evet Hayat Televizyonu televizyonumuz e, 2007 yılından beri e, yayın hayatını sürdürüyor ve aslında e, türlü türlü değişik e, saldırı girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Bu e, televizyonun kapatılmak istenmesiyle ilgili bir durumla karşı karşıyayız. Nedir? E, bir açıklayalım. Ya aslında bizim için çok e, sürpriz bir durum çünkü e, biz bir süredir rutükle e, Radyo Televizyon Üst Kuruluyla TürkSat'la temas halindeydik. Bu e, biraz uluslararası yasalardaki değişim bizim pozisyonumuz biz çünkü e, belki o bilgiyi vermekte fayda var. Türkiye'de e, televizyon kurmanın zorlukları ve engeller dolayısıyla ağırlıkla Avrupa Birliği merkezli bir kanal olarak ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'nde tanıdığı e, uluslararası lisanslara sahip bir kanal olarak kurulduk ve e, TürkSat'tan bu lisanslara dayanarak frekans aldık. bir süre önce bizi artık Rütük'ten de frekans alma, lisans almamız konusunda bilgiler geldi. Biz de Rütük'e gittik. Ne yapmamız lazım? Evet madem bize lisansla kapsam almayı istiyorsunuz biz de seve seve e, Rütük kapsamına girelim diye karar verdik görüşüldü. Rütük üyeleriyle dosyalar hazırlandı. Verdi ve bizim verdiğimiz dosyalar şu an e, radyo, televizyon üst kurulunun önünde. Yani bürokratik aşamalar da geçti. Ha, e, karar aşamasında öyle diyelim. yani Süreç işliyor. Arada yapılması gereken şeyler değil. Bizim teslim ettik dosyalara. Rütü'yü bekliyoruz biz bir süredir. Yani e, hani e, kaçak yayın denilen şey birincisi bizim e, uluslararası lisanslarımızla şu an yayın yapıyoruz ve 6 yıldır böyle yayın yapıyoruz zaten. Yeni bir durum yok. Haliyle kaçak olmak gibi ihtimalimiz yok. İkinci olarak, artı olarak e, rutin bizden istediği e, lisans için istediği şeyleri de yerine getirmiş bir televizyonuz. E, vermiyorsa şu ana kadar vermediyse bu rutükle ilgili bir problem. Yine bizle ilgili bir problem değil. E, ve e, şunu da biliyoruz. E, şimdi bu niye şimdi gündeme geldi? Asıl soru bu. Çünkü e, bir süredir e, iki haftada devam eden gezi parkı ve Türkiye'nin her yerine yayılan eylemler dolayısıyla e, ağır bir baskı altındaydı Türkiye medyası ve e, büyük ölçüde televizyonlar, ana akım medya buna boyun eğdi. Boyun birkaç kanal açıkçası. Hiç öyle fazla da değil sayısı. Birkaç kanal vardı. Bunların bir bölümüne bir kısa süre önce bir ceza geldi. Para cezası verildi. Halk TV, TVN e, gibi kanal, Cem TV gibi kanallara. E, biz de o kapsamda incelemeye alındık. Dosyalar oluşturuldu ama bize e, henüz rütük lisans vermediği için ceza da veremiyordu. Dolayısıyla bize gelen ceza tamamen e, kapatılmak şeklinde e, ve e, gelişti. Hala görüşmeleri sürdürüyoruz. Bugün de gün içinde evet, Rütük Başkanı'yla da görüşüldü. Türksat yetkilileri de görüşüldü. Biz e, sorunun makul biçimde çözümü için anlaşılır biçimde çözümü için çünkü tamam bir kanala bir şey veriyorsunuz. Eğer bu bir şeyin cezasıysa böyle açıklanıp ceza verilebilir. E, tartışılabilir. O yargı da açıktır. Biz de o yasal haklarımızı kullanırız. Ama böyle bir şey değil olan. Kaçak yayın yapıyorsunuz, lisansınız yok gibi uyduruk açıkçası şeylerle geliniyor bize ama önünüzde dosyalar var. Önünüzde lisans belgeleri var. 6 yıldır da böyle yapıyoruz biz bu işi. Ve devamında az önce 15 günlük yayın özellikle 15 günlük 15 gündür süren yayıncılık faaliyetiyle ilgili gelen şikayetler diye de belirtilen yanlar zannediyorum. Bunu bir bir yorum şeklinde olmadığı konusunda da makul çözüm de şu anlamda söylüyorum. Tamam bizden ne istiyorsunuz? Lisans başvurusuysa evet yaptık yani siz vermiyorsunuz ya da evet. yayınlarımızın içeriğiyle ilgili bir problem görüyorsanız biz görmüyoruz. Biz gayet objektif ne oluyorsa Taksim'de onu anlatıyoruz. Ne oluyorsa Türkiye'nin dört bir yanında onu anlatıyoruz. izleyicilerimiz bilir zaten bunu. Ee, bunu anlatmayan kanallara rütük mümkünse ee, gerçekleri halktan gizlemek suçundan soruşturma açsın Gerçekleri anlatmak bu ülkede suç haline gelecekse eğer e, geldiyse ya da gerçekten vahim durumdayız biz. Türkiye'nin gerçeklerini CNN International'dan dinlemeye devam edeceğiz o zaman. Norveç kanallarından canlı yayın izlemeye devam edeceğiz. Biz yine Türkiye halkı sokaktayken panguan izlemeye devam edeceğiz demektir. Ve bu rütük eliyle bu isteniyorsa bizden biz buna çok boyun eğme niyetimiz yok. Biz yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bunların farkındayız. Biz başvurularımızın ve işin görüşmeleri sürdürüyoruz, yapıyoruz. Geçmişte de yaptık. Yeni de değil. E, tüm bu sürecin anlaşılır ve açıklanabilir, makul bir açıklamasını bekliyoruz ve bu sonuçlar ötük e, dolayısıyla hükümeti de bağlayan bir uygulamadır. AKP hükümetinden de bunun yanıtını bekliyoruz. Bunu soracağız. E, buradan tabii e, pek çok duyulduğu andan itibaren bir yarım saattir bu kamuoyuyla paylaşıldı. Biz gün boyu hani e, ya bunu bir toplam memleket memleketkırı. Zaten memleket çok Zor günlerden geçiyor. Getirmeden çözelim, mümkün olan diyalog yoluyla çözelim diye uğraştık. Bugün sabah saatlerinden itibaren Türk TÜKSAT'la da RÜTÜK'le de birebir görüşmeler yaptık. Ama çözemedik. Yani bize söylenen en son, yani en fazla yarın 12'ye kadar götürebiliriz ya da o da belli değil, her anda kesilebilir. Öyle bir bilgi de yok elimizde. Denilen şey bu. Yani biz haliyle artık bu bilgiyi paylaşmış, bugün işte medyaya yansıdı. E, sosyal medyada yaygın biçimde paylaşılıyor. Bugün şu an bizi izleyen izleyicilerimiz, Gezi Parkı'nda direnenler, Türkiye'nin her yerinde halkın haber alma hakkı için e, sokağa çıkmış olan ve çıkacak olanlara da e, bir sözümüz var. Dayanışmayı e, kesmemeleri, bu, bu meselenin sadece bir Hayat TV, Hayat TV'nin yayın ya da lisans meselesi olmadığını bize gösterdi son 15 gün. Bizim kesintisiz yaptığımız yayın da esprisi budur zaten. Bizden açıkça gerçekleri gizliyorlar ve bunu biz ancak birkaç kanaldan kırmaya çalışabiliyoruz. Şimdi o direnç noktalarından biridir, düşünülmeye evet, çalışılan. Ki, tabii ki çağrımız var birçok kesime. Bunu yeniden belki nasıl bir çağrımız olduğu meselesini konuşalım ama belki şu gezi parkı eylemleriyle ilgili gündemde konuşuyoruz. Ya, yani bu şekliyle ifade ediliyor ya aynı zamanda şikayetler meselesi. Üç ağaç meselesi değil bu sözünü. Belki sen halkın haber alma özgürlüğü meselesine dair getirdin. Aynı zamanda aslında evet üç ağaç değil. İstediğimiz sadece üç ağaç değil. İstediğimiz aynı zamanda hayat televizyonu ve bütün insanların, bütün bu ülkenin yurttaşlarının haber alma hakkının da kendisini ifade etme hakkının da engellenmemesi. Bu bir televizyon meselesi değil o yüzden. Tıpkı üç ağaç meselesi olmadığı gibi. Burada susturulmaya çalışılan hem gerçekleri anlatmaya çalışan bizim gibi diğer televizyon kanallarıdır mesaj verilen hem vermeyenlere bir kez daha mesaj verilmektedir. Yani iktidar eliyle aslında Türkiye'de gerçekler gizlenmeye çalışılıyor. Bugün yapılan da bu. Biz buradan bir kez daha seslenelim. Yani bu hata Türkiye'yi ciddi problemlere götürür. Biz güvenilir haber kaynaklarına bu halk sahip olma hakkına sahip. Hayat TV'nin kapatılması buna dönük bir darbedir ve önümüzdeki dönem artık neye güveneceğiz? Yani ya da bizden sonra başka bir kanalım, başka bir kanalım ve giderek keyfi gerekçelerle toplam bir iktidarın istemediği şeyi söyleyen herkesin kapatıldığı bir noktaya mı gidecek? Yok deyince olmayacak mı Taksim'de yaşananlar? Yani bu mu isteniyor? Temel problemler burada. Biz hala bu hatadan dönülebileceğini, tıpkı Gezi Parkı'ndaki hata ve baştan bu yana uygulanan polis şiddeti gibi dönülebileceğini, bunun basit açıklamalar, basit çözümlerle çünkü zaten işleyen bir süreç. Yapılan şey hukuksuz. Evet. Bunu çözebileceğini ve bize tehdit etmeden e, diyalog yoluyla e, Hayat TV'nin sorununda, Gezi Parkı'nın sorununda, bu ülkenin pek çok özgürlük meselesinde çözülebileceğini düşünüyoruz. Çünkü sindirerek ilerleme şansı yok iktidarın. Bu da e, bu kararda onun uzantılarından biri ve e, er geç bu halk e, halkın ihtiyaçları ve halkın hakları dolayısıyla geri basmak zorunda kalacaklar. Evet.